Bir anne kanını değiştirirse, tamamını değiştirirse ne olur? Abi bir şey olmaz ki, beynine de gidiyor, organlarına da gidiyor. Anladım. Şimdi ben size bir Yani şey anlatayım mı? Şimdi evet. beni de iyi dinleyin. Şimdi biz lösemi oluyor ya insanlar. Lösemi olunca biz bazen bir kadına erkek kemik ili takıyoruz. Uyum olduğu için. Hani 6'da 6 uyum diyoruz ya, 6'da 5 uyum. Mesela örneğin bir kadın lösemi oldu ve abisinden, akrabalarının bir tanesinden kemik iliği aldı. Doğru mu? Aldı. Kadın ölünce otopsi yapıyoruz. Kalbinin %5'i onu erkeğe dönüşmüş. Karaciğerinin %5'i onu erkeğe dönüşmüş. Yani Y kromozomu var. Bağırsağı erkekleşmiş. Nasıl olur la bu diyoruz? Çünkü kemik iliğindeki kök hücreler bütün organlara gidiyor. O zaman kemik iliğindeki küçük bütün hücreler sadece kemik iliği kan yapmıyor. Karaciğere gidip karaciğerleşiyor, böbreğe gidip böbrekleşiyor, beynine gidip beyinleşiyor. Anladınız mı? Onun için organ nakli olan kadınlar bir erkekten kemik iliği almışsa, Ya da bu görebiliyor aynı musunuz? şey erkek için de geçerli. Bravo. Aynı şey erkek için geçerli. Hocam şimdi tabii Levent buradan söyleyeceğim. Levent bu programı izlemek zorunda değilsin bir. Kimse seni zorla izletmiyor iki. Kimse sana baskı yapmıyor üç. Bunu izlersen sana para da vermiyoruz. Sen bizim başka programlarımızı izle. İzlemek zorunda mısın kardeşim? Beğenmek zorunda mısın her yaptığımız programı? Yapma Allah aşkına ya. Allah Allah. Şimdi sevgili hocam ben silahlı saldırıya uğradığımda daha önce anlatmıştım. Bana bir kök hücre uyguladılar ve çok çabuk ayağa kalktım. Şöyle bir iğne topuğumdan doğru girdi. Şimdi o kök hücre bir kadına aitse ben de zamanla da kadınsı değişiklikler mi olacak hocam şimdi öyle sorayım o zaman. Şöyle güzel bir soru sordun. Onlar bebeklerin kordon kanından alınıyor. Var teşekkür. Göbek Tamam, kordonu bebeklerin kordon kanından da alınsa onlar erkek ya da dişi var. biliyorsunuzdur. Çok güzel. Harika sorular. Bakın Wharton jeli bu. Şu şurası. Göbek kordonunu bakın göstereyim size şu. Şu göbek kordonu. Şurasını da alıyoruz. Göbek kordonu içinde damarlar geçiyor. Şu bölgesinden alıyoruz. Ve onu Wharton jeli. Oradan mezenkimal kök hücre elde edip size yapmışlar. Dediğiniz doğru. Yani o dişiyse size dişi XX'in bir bebeğin hücreleri geçti ve sizin şu anda topuğunuzun ya da yara bölgenizin bir kısmı dişileşti. Güzel. Yani Erkek bir bebekten geldiyse de daha çok erkekleştim, öyle mi anlıyorum? hayır, yani sonuçta başka bir erkeğin genlerini taşıyorsunuz ya da bir dişini, işte bunun adına kimerizm deniyor. Yani kimerizm şu, vücudunuzda başka bir insanın genini taşımak. Mesela bu şeyde vardır, bazen çok ilginç bir şey oluyor. Bebekler anne karnındayken doğmamış ikizi çocuğun içine kaçıyor hücreleri. Çocuk doğuyor abi, çocuk kendi vücudu o kardeşini tanıyor. Onu öldürmek için reaksiyon geliştiriyor. Çocuğun her yeri döküntü oluyor. Organlar iflas ediyor. Bunu bilemiyorlar. Abi sonra House bakıyor. House hep bilir ya. Ulan diyor, bunun içinde doğmamış ikizin hücreleri var diyor ya. Bu Alıyorlar mı doğru. hocam? Ay, Alıyorlarsa. alamazsınız. Onu, o hücreler çok Aa! karışmış. O zaman şimdi bir güzel soru geliyor. Yarı insan, yarı domuz ya da yarı insan, yarı maymun yapabilir miyiz? Yaparız. Yapılabilir Bunun dediniz adı da, hocam. işte bunun adı da kimerizm. Ama ya maymun insanı tanıyor ya da insan hücreleri maymunu tanıyor. İşte o zaman savaş başlıyor işte. O savaşı engellemeniz gerekiyor kimerizmde. Anladınız mı? Evet hocam ya. Ya Madem konu bu iyice şeye gitti. farklı bir video vermeye çalışacağım. Bulabilirsem WhatsApp şeyimde YouTube gündemde bulursam onu vereceğim. Maymun deyince bir şey paylaşacağım hocam. Birkaç saniye bulmaya çalışacağım. Tamam, ben Kuşak de şey da. size, bir de size bence şey bulacağım size. Şu arıyı bulayım size. Evet hocam CCD bu arada. and B. Onu bulayım. Bir de biz and fruktoz yazacağım konuşurup. Size göstereceğim şunu. Bu kadar uzakta olabilir mi diye merak ediyorum. İnşallah değildir.
Gülşah, bana yardımcı olur musun? YouTube gündem içerisinde iki maymun yavrunun paylaşımı var. Çok ilginç, yağmur altındaki. Hoca anlatırken tam onu o aklıma geldi. Onu ayırmıştım bir yayında paylaşırım diye ama şimdi geldi onu bul abi yani. Bulmak mümkün değil. Hocam da arıyor bu arada. Sevgili Yok izleyiciler, ben. siz de yazarsanız sorduğunuz soruları son 15-20 dakikada biliyorsunuz sayın hocama soruyorum. Hocam da yanıtlıyor. Neyse bulamadım. Çok yukarılarda. Hocam, çöle kar yağmış hocam. Dur abi şuradan. Hocam. İşte bir buyur abi dur şimdi size o şeyi Çöle kar göstereceğim de. yağmış hocam. Çöle kar yağmış. Cezayir'in Ain Sifera kasabası yakınlarındaki kum tepelere kar yağışı ve buzlanmayla beyaza büründü. Bu bir deney mi hocam? Abi ola şu bu şey var ya abi şu iklim krizinde. Evet. Bakın şunu göstereyim Bununla size. ilgili Şu bir film var. Çok o filmin ismini hatırlayamayacağım şu anda. O bakın. Göstereyim. uydularla iklimi değiştiriyorlar. Şunu göreyim bakın. High fructose corn syrup is bad. War everything. It might be killing bees. Yani yüksek fruktozlu corn şurupların çok büyük ölümlere sebep olduğunu söylüyor. Bu ünlü bir arı dergisinde yayınlandı. Ya bu kaç yılında hatta 2013 yılında. 10 sene önceki bilgi bu. Yani onu da söyleyeyim. Hani yeni bir şey değil. Biz böyle bak bazı şey takip etmediğimiz için yani anlayın bizi. Hocam Türkiye'de bilim yerlerde sürünüyor hocam. Geçelim. Hocam ben de Şimdi gelin Türkiye'de iklim olayına doğru evet. söylüyorsunuz. Hocam bu şeyde iklim deneyleri yapılıyor. Yani biliyorsunuz bu deneyler geçenlerde hatırlarsanız şeyde de çok büyük yağmur yağmış Dubai'de. Hocam Evet, çölde nemli kar fırtınalara evet. neden olmuştu. Evet. Ya çölde kar yağdırılabiliyor abi. Gülşah var. Gülşah bana yazmış yok diye var Gülşah. Bakarsan göreceksin. Fotoğraflı olması gerekiyor. Ben bulmaya çalışıyorum bir taraftan. Çok müthiş bir şey. Çünkü hocanın tüm anlatımıyla üst üste denk düşüyor. Sevgili izleyicilerimden de bu arada şeyler bekliyorum. Soruları bekliyorum. Yine konuyla ilgili, kapağımızla ilgili sorular da var. Hocama da sormaya devam edeceğim. Hakaret etmemek şartıyla sevgili arkadaşlar, aşağılamamak şartıyla her türlü soruya da açık olduğumuzu da ifade etmek istiyorum. Yeter ki bayağılaşmayın. Önce bunu da açık bir şekilde söyleyeyim. Ya Yani bir de saygı şöyle bir şey duyuyorum. var. Ali abi ya şöyle bir şey var. Şimdi hani evet eleştirsin bizi eleştiren adam şunu eleştirsin kardeşim. Yani nasıl eleştirsin? Ya o da akademik camiada yer alsın. Gelsin profesör olsun eleştirsin beni. Yani ben ona Hocam, varım. ya profesör olmadan da bir takım şeyleri söyleyebilir ama Ya insan bunun tabii da ki. bir normal dili var, anlatabiliyor muyum? Evet yani. Yani Ya adam normal orada bir dilde niye söylenmiş? Adamın bir doktorası bile yok. Yani şimdi orada şimdi gelip bana yani mesela Türkiye'deki üniversiteler ya bile bırakın şimdi Türkiye'deki üniversiteler bana göre lise bile değil. Yani Yerlerde şimdi sürünüyor ağzımı hocam, açtırmayın benim üniversiteler. şimdi. Hatta daha söyleyelim yani bu kadar tıp üniversitesinden mezun olan çocuklar ne olarak mezun oluyor diye de sormak gerekiyor yani. Bunun cevabını bilmiyor muyuz abi? Biliyoruz hocam, bilmez miyiz? Nasıl bilmeyiz? Ama bilim adamı olan mezun oldu ya. Pozisyonla galiba bilim adamlığını karıştırıyoruz gibi Tabii. geliyor bazen. Hocam doçent profesör olabilirsiniz. Bir şey değil ki doçent profesör olmak. Yaparsınız bilmem. İki yayın yapar. Olursunuz abi. Yani çok böyle zor değil ki doçent profesör olmak. Olursunuz. Bilim adamı olmak zor bir iş abi. Ya yani bilim adamı uzun işler. Hocam herkes o işi yapamaz. Süper Lig'de Bulamadım. oynayamaz herkes. İnşallah Gülşah bulur da atar.